Merhaba arkadaşlar, ben Dark Dragon. Bugün değişik bir şey oldum. Ahtapot videosu atacaktım. Gerçi yeni atacağım. Ama benim hamam böceklerim vardı hatırlarsanız. Şiyana verdiğim ama elimde kalan. Onları kontrol edeyim dedim. Ve şeyi fark ettim. Bir tanesi yavrulamış. Şunlar yavru hamam böcekleri arkadaşlar. Şu dişilerden bir tanesi. İki tane erkek var. Geri kalanın hepsi dişi. Bakın şu kanatlı olanlar erkek. Şunlar dişi. Fuck. Oldukça fazla, yani aşağı yukarı bir 8 tane falan oluyor diye biliyorum. Gerçi ölen var mı bilemem. De çok zannetmiyorum. Kolay kolay ölmüyor bu hayvanlar biliyorsunuz. Yakında daha büyük bir alanı geçirme gereksinim doğabilir. Bir tanesinin böyle biraz daha şişman olduğunu fark etmiştim dişilerden. Tahmini olarak o yumurtladı. Şu küçük şeyleri görüyorsunuz değil mi abi? Bunlar hep yavru hamam böceği. Bunları aldıklarımda bu şu hamam böceğinden daha büyüktüler. Şey için almıştım. Ne derler? Beslemek için. Kendi şeylerimi. Çiyanımı beslemek için almıştım. Ama gördüğünüz gibi attı. Bu da diğer hamam böceğiydi. Bunun kuyruğuna bir şey oldu. Niye bilmiyorum. Şunu görüyor musunuz abi? Bak nasıl kaçıyor. Küçük. Gerçi bir dakika. Elimden göremiyormuşsunuz. Ben de kameraya bakmıyorum gerizekalı gibi. İlginç. Sonunda canlı yem üretimine geçtim. Ya daha doğrusu daha önceden şey kurtçuk üretmiştim de. Tamam, böceği ilk kez üretiyorum. Değişik bir deneyim açıkçası. Sadece işte tahmini olarak temizlerken biraz sıkıntı yaşayacağım. Şunu görüyor musunuz abi, bak. Şu bir yavru hamam böceği. Abi fokusu niye bu kadar kötü kameranın ya? Hop kaçıyor. Bundan çıkalım da bari fokuslansın ya. Cidden değişik bir deneyim. Hazır şeyken bir şey yapayım dedim. Şöyle bir rastgele hayvanları çekeyim dedim. Şu arkadaşı hatırlıyorsunuz. Buna aslında hamam böcekleri için yem almıştım. Ama şey sitenin şeyi tutmuyordu. Ne derler? Yem için gerekli olan fiyat tutmadığı için kaplumbağaya da şey aldım. Burada bir şeyin larvası var sanki. Şunu kontrol edeceğim. Bakın şuradan. Sanki suda yaşayan bir hayvanın larvası var. Ya da pupa haline gelmiş. Kontrol edeceğim onu. Her neyse. Görüyorsunuz. Gene işte kurtçuk aldım ki şu arkadaşı besleyeyim. Bu arkadaşı şöyle bir yerin içine koydum. Çünkü o şeyin içinde mutlu değildi, o küçük şeyin içinde. Bunlar biliyorsunuz eskiden iki taneydi, bir ara videosunu çek. Salyangozlar hala duruyor da salyangozlarla alakalı bir sıkıntım var. Her hafta temizlememe rağmen küçük solucanlar var abi. Şeyin içinde. Bunun içinde. Her hafta temizliyorum ve her seferinde küçük solucanlar var. Topraktan mı geliyor, maruldan mı geliyor, neyden geliyor, ufak bir fikrim yok. Devam edelim. Şu arkadaşları biliyorsunuz zaten. Bir 30, bir konuşan kedi balığı, bir de bu arkadaş iyice hayvan gibi büyük oldu. Bu şimdiye kadar beslediğim 3. astronot balığı. Ve desen olarak en güzel olanı bence. Çok ilgilenmiyorum bununla. Yani, vaktim yok çünkü çok fazla. Neyse devam edelim. Malibu, yani papağan şu an dışarıda. O yüzden onu gösteremiyorum. Hala kel yani. Bu kaplumbağaları biliyorsunuz abi. Şu pençe erkek olan. Şu yine işte dişi olan. Biz tatile gittik abi. Tatilin ortasında kaçmış bu. Daha doğrusu bize öyle dendi. Ya yokmuş. Babam bir ara buraya geldi. Aramayı denedi. Bulamadı. Ne yapıyor lan bu?
Aşağıya doğru merdiven var abi bizde. Merdivene şey olmuş, şey yapmış. Merdivende düşmüş. Orada kalmış. Hatta kabuğunu da biraz kırmış. Kendi kabuğunu biraz kırmış. Tabii şu an öyle bir ağır sıkıntısı görünmüyor ama yanında biraz böyle kırık var. Tatilden geldikten sonra işte anca halledebildik. Bir haftaydı zaten tatil. Videolarını işte bulabilirsiniz. Ahtapotlu videolar. Her neyse. Şimdilik bu kadar olduğunu söyleyebilirim. İşte hani bir update yapayım dedim öyle rastgele. Biraz eğleniyorum bu arkadaşla. Evet arkadaşlar, şimdi bu kadar.